şu an. Aşağılıyorlar, hakaret ediyorlar bir yandan. Orijinlerine döndüler ya. Aynen, Benekli Ayhan da daha bu sabah baktım YouTube'da bir kendi kendini bitirenlerden. Göksu'nun tavuk kanadını bir 7 veriyorum. Kanat severim ama en sevdiğim yemek olur mu? Olmaz. Ama yine de bir 7. 7'yi hak ediyor yani. O zaman sıradaki sporcumuz Testo Taylan biber dolması seviyormuş. Nerede lan şu? Ha yok şu. Ha iki biber. Nerede lan? Ben bir saattir dolmayı arıyorum ama orada yeni, ben de yeni gördüm. Biber dolması seven varmış. Taylan normal zeytinyağlı biber dolması seviyormuş. Harun abi de kıymalı biber dolması seviyor. Lan Harun abi onunla bari çalma benim yemeğimi ya. Taylan'dan devam edelim. Ya çok acı bu, çok acı. Testo Taylan'ın biber dolmasına 10 üzerinden 3 veriyorum arkadaşlar. Oha lan, hamburgere 9 verdin ya. Bizim yemeğimiz Türk yemeği ya. Onu yapanın da Allah belasını versin. Yapamamış. Annesi falan yaptıysa özür dilerim de. Hazır biber dolmasına yola çıkmışken şu sarmaları dolmaları bir yiyelim o zaman. Harun abinin kıymalı biber dolması. Aga bu net daha iyi ya bu arada. Lan biber dolması kıymalı olur zaten, sen neyle yedin? Dur bir saniye. Harun abi biber dolması seven varmış. Taylan normal zeytinyağlı biber dolması seviyormuş. Lan öyle bir şey dediysen var ya. Burada biraz bir inisiyatif kullan. Öyle bir şey demedim ya. Mesajlar duruyor. Harun abi. Testo Taylan'ın biber dolmasına 10 üzerinden 3 veriyorum arkadaşlar. Kıymalı olduğu için 4 veriyorum. Yine daha okeydi yani. Barış Okan Belovacıklı zeytinyağlı yaprak sarması ama içi bol kuş üzümlü seviyormuş. Gömelim bakalım. Ya sarmayı herkes sever şimdi. Sarmayı sevmeyen de harbiden çocukluğunda bir sıkıntısı vardır. Oğlum nasıl 3 verdi ya? Bence ya zevk meselesi, sevmiyor da olabilir. Ben de papaç sevmiyorum mesela. Burger King hamburgeri yemem bile yani. Oha oğlum kaç tane sarma yedi? Sarmaya bir 6 verir yani. Aa! Sevmemiş sarmayı ya. 3 bölü 10 arkadaşlar. Burada ağzının tadını bilen biri var. Arda Build Popeyes seviyormuş. Çok güzel duruyor. Oğlum az önce yedin tavuk kanat. Aynısı zaten. Bu arada Faruk'la Popeyes'in tüm menüsünü hala yapmadık arkadaşlar. Yapmamızı istiyorsanız yorumları belirtin. Yorumları okuyoruz. Tuna da şu an bu yemeğe iyice odaklandığı için içerik bitmez ha. Mekan mekan her yeri ye ama. Her yeri ye. Git takipçilerin evini bas. Takipçimin evindeki her şeyi yedim. İçerik sınırsızlığı var şu an. Git dünyada. Hindistan'a git. Orada boklu ekmeklerden ye, ne bileyim, örnek veriyorum yani. Hindistan'da biraz pis yani. O manada dedim, biraz abarttım. Mübalağa ettim de. Kapı! Ama kemiklerin üstünde bir şey olmaz. Tuna ile aranızda kaç santim var? Tuna 2 metre ama çok kilolu olduğu için hani şöyle duramıyor, böyle duruyor. Aynı boydaymış gibi gözüküyoruz. Ama ben 1.90, o 2 metre yani. Bununla birinin kafasını yarabilirsiniz bu arada. Bence şu an yediği şeyler gerçekten iğrenç. Ben zaten böyle şeyleri yemiyorum, sevmiyorum. Nugget, mugget, bunları çocukken cahillik dönemimizde yedik. Nugget, şinitsel, minitsel, hazır köfteler satılırdı, hamburger köftesi. Ne olduğu belli değil. Salam, dıştan salam gözüküyor, hamburger köftesi. Bütün artıkları toplamışlar, onları yerdik cahiliye dönemimizde. Şu an ama nasıl yapıldığını falan bildiğimiz için. Papayız papayız. Gerçekten çok iğrenç gözükmüyor mu ya? Mesela bak orada simit var. Simit mesela fıstık gibi. Ne olduğu belli, nasıl yapıldığı belli. Susam mıdır, şuyudur mu? Çorba var orada bir tane.
Oğlum ben 1 litre ayran içtim. 1,5 litre su içtim. Şu ice-t'lerden içtim. Ah! Ben çok kötü mideme oturdu. Ah! Şu sıralar Hayki ürünlerinin dışında ne tüketiyorsun abi? Yumurta, yulaf, su, beypazarı, pirinç, tavuk, bazen biraz paraya kayabilirsem bir kıyma mıyma alıyorum. Bir roka. Roka. Dostum Arjini'nin AKG versiyonu mu, TCL versiyonu mu? AKG ise bu yeni çıkanlar, bizdekiler daha satışa çıkmadı. O antrenmandan önce alınıyor. Ama hidroklorik HCL ise onu zamanlaması önemli değil. O farklı versiyonlar. Ben kemikleri yiyorum lan. Çiğneden de yutuyorum ya. Köpek bile yemiyorum lan. Arda'nın Popeyes tercihine 7/10 veriyorum. Mustafa Yıldız simit peynir seviyormuş. Harbiden çok mütevazi bir favori yemek. Ben şey diyeyim bak, bu videodaki en iyi yemek bence simit peynir. Şu sol alttaki şeyin ne olduğunu çözemiyorum. Bazlama mı ne? Simit peynir harbiden yani. Sabah ne bileyim kahvaltıyı atlamışsındır. Dışarıda devlet dairesinde işlerin vardır. Gidersin bir simit içine, üçgen peynirini alırsın, bir simidini alırsın. Belki yanına bir şey, oh bir bankta oturur yersin, yeter be. Biliyorum Mustafa abinin gerçekten beslenmesi bayağı katı yani. Adam hiç böyle şeyler yemiyordur. Kulağım tıkalı tansiyonum valla. Abi günlük kafein miktarı sence ne olmalı? Kafein öyle her gün alınan... Bak bunu var ya, bugün kaç kişiyle konuştum, artık cinnet geçireceğim bugün. Bu tarz uyarıcılar sürekli alınacak şeyler değil. Haftada bir... Max 2 alman lazım. Çünkü bunlara bağımlı olduktan sonra bunların hiçbir anlamı etkisi yok. Bunlara bağımlı olmamanız lazım. Yani ben antrenmana gittim bugün, dün de gittim. Hiçbir şey kullanmadım abi. Vücut geliştirme bu kadar uyarıcılarla yapılan bir spor değil ya. Bu yeni neslin sosyal medyada yok şöyle kafein aldım. Yok işte nabzım şöyle hızlandı. Kalp krizi geçireceğim. Ya böyle bir şey değilmiş ya. Heh, bak ne güzel bir cevap yazmış Doğukan. Hayatın boyunca kafein almasan hayatında bir şey değişmeyecek. Şu kafeini niye herkes günlük olarak alım? Heh? Oğlum kafein böyle tehlikeli de bir şey aslında. Ben bunu çok önceden kendi içimde çözdüm. Hiçbir zaman öyle kendimi bağımlı yapmadım da. Kahve, mesela kahve de içilir, ona da varım ama kahveyi de bence her gün içmeyin. O konularda ben biraz, belki ben pimpirikliyim. Çok kafein alıştırmamaya çalışıyorum vücudumu. Eskiden millet karpuz ile pump alıyordu beyler. O videoyu ben de gördüm. O keşfette bir çocuk yapmış. Komikti baya. Son bir açıklık getireyim. Kafein, kahve, smash'tir, pre-workout'tır. Bunların hepsi uyarıcı ya. Kafein var işte, sitrulin'dir, beta-alanin'dir. Uyarıcılar taurin'dir. Bunları sürekli şartlamayın kendinizi. Haftada bakın 1-2. 2'yi geçerseniz oradan sonra işler biraz boka sarmaya başlar. Bacak günlerinde belki biraz daha ağır basmak için bacak eksik bölgendir. O gün... Mesela bizim kafein hapları çıkacak. At 2 tane 400 mg. İdmanı da erken yap ama akşam mı akşam atma. Sıkıntı olur. Bir günde Smash Pro al. Smash'i de haftada bir kullan. O Smash var ya kaç ay gider. Ya, o kadar verim alırsın ki Smash Pro'dan bak. Kafein arjinini bacakta kullan. Smash Pro'yu da örnek veriyorum. Ha, sırt günü kullan. Sırt günü mesela kullanılır. Büyük kas grubu. Antrenman biraz daha uzun sürebilir. Falan filan. Oğlum çok kötü oldum la. Aa bak, bu videonun sonunda odadaki oksijen seviyesi düşüyor. Evet. Mustafa abinin simit peynirine 6/10 veriyorum. Furkan Er San Sebastian cheesecake seviyormuş. Abi bayılırım. San Sebastian güzel ya. Bu videolarda... Oğlum bana da yemek sordun. Tatlı sorsaydın ne tatlılar söylerdim sana.
gözlerim önünden geçiyor. Harbi diyorum, böyle çocukluğumdaki okul dolabım, öğretmenlerim, çıktığım tatiller, lisedeki arkadaşlarım, hepsini hatırlıyorum bu videoyu çeker. Abi çatlayacağım la. Vücut hocasının videosu, hangi videodan bahsediyorsun? Samet'e dedi.